köy işlerinde bugün. Fırtınalı bir gün. Son bir hafta 10 gündür havalar burada bozuk yani. Kış geldiğini hissettiriyor. Bu yer yer yağmurlu oluyor. Yer yer soğuk da oluyor. Yer yerde bayağı şiddetli rüzgarlı oluyor. Akşamdan beri, geceden beri hatta fırtına halindeyiz. Bütün ağaçlar böyle bir eğiliyor bir o tarafa bir bu tarafa. Böyle içeriden göstermek istedim onu. Şimdi dışarı çıkıp biraz durumun vehametini size anlatmaya çalışayım ya da göstereyim. Siz oradan tahmin edin. Bir de soğuk esiyor ki sormayın. O yüzden böyle nefes kesen soğuk dediğimiz şey bu galiba. Tipi dediğimiz mevzusunun karsız olanı bu. Bir de kar olsa nasıl olur? Yani kar dağlarda var. Ne yapıyorsun? Koli yapıyorum. Sipariş kolisi. Evet. İçine bahçeden portakal koydum. Turunç koydum. Limon koydum. Hediye olarak. Bir de pomelon koydum. Hadi gel kapatalım. O zaman ben sana yardım edeyim. Evet. Bunu kapatalım sonra devam edersin. Şey diyeceğim. Devam etmem herhalde. Çünkü zaten dışarı çıkamıyorum. Sadece evin içinde de böyle doğru. Kamerayla evin içinde dolanmak da böyle deli gibi. Bakın eniştelerimize. Ha, gösterelim onları. Kendim yaptım ya çok. Böyle paketler aldık. Yani böyle paketlere koyabiliyoruz. Melda kendi elleriyle yapıyor ustasından aldığı teyze, Melek teyzeden. Bir de ıspanaklı yaptık bir tur, onlar kuruyor şimdi. Evet doğru. Onları da paketleyeceğiz sonra. Bir de pancarlı yapma hedefim var. Havuç gibi değil mi? Ya havuç da olabilir, bilmiyorum şimdi insanlar neyi tercih eder yani. Gerçi ya şey bu, makarna bu yani, bir şey olmaz hani dursa da. Aynen. Ama pancarlı yapmak istiyorum bir. Sonra bir süre daha sade devam eder herhalde. Sade daha çok hani herkesin tercih edeceği bir şey diye düşünüyorum. Biz yeriz. Ya olmazsa biz yeriz. Kalın. Ben her zaman ıspanaklıyı çok severim. Evet. Hep aldığımda hep ıspanaklı alırım ya da karışığı da çok seviyorum. O da güzel oluyor. Onda da ıspanak var çünkü. Evet. Hani belki bir turda karışık bir paket yaparız. Olur. Yani öyle. Erişte yapıyoruz. Yine evet. Bugün erişte yaparız bir tur daha. Peynir yapacağım. Evet, peynir. Evet, onu da şey komşunun ağırından yani sütü inekten. O kadar da büyük bir riske girdim ki şu an. Bu arada yapmadım daha. Evet, beklenti çok güzeldi. Hiç yapmadım. Deneyeceğim yani. Hani olacak mı olmayacak mı bilmiyorum. Bir süredir yine onunla ilgili YouTube videoları. Bedri ablanın tarifiyle mi yapacağız bunu? Evet. Bize yazmıştı geçenlerde gerçek köylü Bedri Işık. Ondan sonra bir şey, yani yorumunu hatırlamıyorum şu anda. Ben sonra onun kanalına girip baktım ve peynir yapmıştı. Çok da tatlı anlatıyor böyle. Evet. Sonra tabii YouTube'da öyledir ya, bir video izlersiniz sonra arkasından onun benzerleri gelir. Yine bir sürü peynir yapma videosu izledim. Zaten her iki tarafımızda da şey var, ahır var. Hani inek de var, sütümüz koyun da bol. Var, süt bol. Komşuya gidip süt alacağız. Belki denk gelirsek hani o saate gideriz. Denk geliriz büyük ihtimalle. Hani sağım işlemini de görürüz. Aynen. Ya bilmiyorum, deneyeceğim. Hani şu an böyle çok büyük bir risk olmazsa karpuz reçeline dönmesin. Ya benim fırın gibi olur. Çok video izledim ama. Çok video izledim ama pratik olmadı. Neyse şey, Laura işte ya da krem peynire çeviririz. O peynirde evet. Öyle şeyler var olmazsa. Aynen. Kurtarır var. Evet. Börek yaparız. Ya illa bir şey olur tabii de hani güzel böyle kalıp gibi peynir olsa fena mı olur şimdi? Bence çok güzel olur. Tarifiniz varsa yazın ya. Evet. Yardımcı olun. Yani bize. Bugün yarın içinde bütün tarifleri içinde yani bu iki gün içinde bütün tarifleri toplayıp pratiğe dökeceğiz. Bakalım. Olmasa yayınlamayalım bu sefer. Yok be, yayınlarız. Ne olacak? İlla olduğu her gibi. Şey olacak aynen diye öyle. Bir şey yok yani ama olsun istiyoruz tabii. Tabii canım ya, kaç kere peynir yaptık hayatımızda. Aynen öyle. Peynir yani. Lor yapmışlığımız var tabii. Sütü kestirip onda hiçbir şey yok da.
Çökelek diyorlar, lor diyorlar, kesik diyorlar. Hı hı. Ama normal beyaz peynir yapacağız. Taze yani. Peynire bakacağız. Taze peynir, evet. O zaman size iyi seyirler dileriz. Evet. Sen elini böyle yap, ben de böyle şey yapayım. Böyle mi yapayım böyle? Böyle iki taraflı olsun. Bundan bir tane yaptık. O yemeği hazır. Son sıktırmada bir kova zeytin unutmuşuz da bahçede. Sonradan bulduk onu, yıkadık güzelce. Sonra kuruttuk. Şimdi işte kuralım dedik onu, ne yapalım, ziyan olmasın. Evet, şimdi nasıl yapıyoruz? Biraz zeytin. Yine göz kararı yürüyor galiba burada işler. Yani aralarına iri tuz koyacağım. Ha. Bu böyle işte herhalde 20-25 gün, bir ay da sürüyormuş bazen. Böyle kendi suyunu salacak. Ondan sonra böyle rengi, kahverengi olacak. Hı hı. Sonra yıkayıp normal kendi istediğimiz gibi kuracağız. Yine işte tuz, limon ne istiyorsak. Ya o artık şey, keyfe bağlı. Kekik, nar ekşisi. Aynen öyle yani. Bu şey, ne derler? Turşu kurma gibi bir işlem. İşlem, evet. Böyle kat kat. Bu arada bir şey diyeceğim. Bir öncekini şöyle yapmıştım ben. Hı. Zeytinleri tek tek çatalla delip koydum. O 20-25 günde hazır oldu. Yani bu şekilde de bu arada tabii şey, her gün böyle bir sallayıp işte Tabii, içindeki suyun, sallayacağız. İçindeki suyun böyle her yere temas etmesini, bütün zeytinlere değmesini sağlamıştım. Bu da muhtemelen aynı olacak. Sadece biraz daha uzun sürecek. Ama afiyetle yiyeceğiz. Siyah zeytin kurmak daha az, ne derler, meşakkatli mi yeşile göre? Onun suyunu sürekli değiştirmek gerekiyor. Ya hem öyle hem de işte çiziyorsun, kırıyorsun. Bir şeyler yani. Onun daha fazla emeği var. Yani. Diyelim. Ama ben yeşili daha çok seviyorum. Sen siyahı seviyorsun da. Yani yeşil siyah. Artık yeşili de seviyorum. Kendim kurdum ya bir tane. Erik gibi oldu. Kütü 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 yiyorsun. Çok güzel oldu. Kendi damak tadına göre kurdu. Evet. Onu çekmiş miydik acaba ya? Hatırlamıyorum. Onu bir yerde göstermiş. Kırdıktan sonra gösterdik, kırdık de. Evet. Kırdığımızı çektik de. O zaten daha zeytinin en başıydı. Çok hevesliydik. Zeytin aylarca süreceğini tahmin etmiyorduk tabii. Sonra aylarca sürünce böyle ilk heyecanı kalmadı. Sürekli zeytin toplayınca. Bir tane de benden olsun. Sağ ol. Çorbada tuzum olsun. Aynen. Bu arada onları evet şey yapabilirsin. Zaten su saldıkça onların hacimleri de çok küçülüyor. Ama işte çok şey olmuyor. Gitmiyor yani. İşte sonradan iyice açılır bu kapak. Bu kapak ama o, yani bu turşu o değilmiş, kapaklarından pardon. Değil. Aynen. Bastıran kapaklarından değil. Neyse bu böyle şey yapacağız yani sonuç olarak. Sallayacağız her gün. İnşallah bir ay sonra da tatlandırıp yiyeceğiz. Bunu kapatıyorum şimdi. Kapat. Şey yani daha çabuk olması isteniyorsa dediğim gibi çatalla delerek daha hızlı çözüme ulaşılabiliyor. Haberiniz olsun. Bu tamam. Kalanı da dediğim gibi küçük bir kavanoza yaparız. Diğer işlere devam edelim. Bir akşamüstü diyelim mi? Neredesin? Heh, otur. Hayır. Güzel bir akşamüstü diyebilir miyiz bugün için? Diyebiliriz. Güzel ve soğuk. Soğuklarda Melda çok mutsuz oluyor. yani son 1-2 videodur sesinin çıkmaması da soğuktandır yani. Şurada dönüşte gene alalım, bir tane düşmüş. Evet, bunlar oldu galiba artık. Zaten dokununca düşüyor. Yani bayağı da irice kendileri. Şöyle falan bak, düştü. Elimde kaldı. Bayağı irice doldular. Yakında bir C vitamini karışımı mı hazırlasak böyle? Ne gibi? Full mix. İşte turunçtan, turunç, portakal, mandalina, pomelo. Ay o narda yaptığımız gibi yazı hazırlık. Bu da yazı hazırlık. Nar da var. Nar suyu var. Onları da karıştırabiliriz. Yok, bence karıştırmıyorum. Gene onları da şilip buzluğa atalım. Yazın sahilleri hazırlık. Yani sahiller de sıcak. Sahile gidecek vaktimiz olursa. Sıcaklar hazırlık daha doğrusu. Onlar bayağı güzel oluyor. Şurada yeni bir şey var. Orada evet, yeni kapının önünde bir demir iskelet yapıyordum. Biraz taşırken yamuldu buraya ama gene duruyor. Şöyle göstereyim. Şu bizim öbür horozun kümesi olacak. Yani ilk etapta onun kümesi, sonra hepsinin kümesi olacak.
Bunu böyle yani şu da kalkacak buradan, bu brandalı olan. Şu da gidecek. Yani bunları buradan kaldıracağım. Sadece o şeyli olan olacak ama o da tabii alıştırma süreciyle birlikte olacak. Nasıl hem brandalı hem bu giderse tek şey kalıyor. Evet, tek... İki horozu ayıracaktın sen. Öyle gibi. Yani ben öyle anlamıştım. O şöyle. Yani ilk öncelikle şu eskisi olan gidecek de bu brandalı kalacak. Hı. Böyle kademeli salma yapacağım buraya. Hı. Bu yeni horoz ve tavukları. Bunlar artık birbirine alışmaya başladığı noktada, yani buralarda çok hırgür çıkmadan yaşamaya başladıkları noktada onu da kaldıracağım. Tek kümesi olacak. Hı. O zaman biraz daha açılacak burası. Has bahçede bir yürüyüşe ne dersiniz öncelikle? Tamam. Buyurun. Şimdi biz bir iki... Çok küçük kaldım ben burada. Biz bir iki emlak videosu çektik. Emlak videosu derken yani bir ev burada köyde geçen denk geldim, ben onu çektim. Sen yoktun orada zaten. Evet. Daha sonra tabii yani bizi emlakçı zannedenler oldu. Komisyoncu zannedenler oldu. Yani yazı, yorum olarak yazanlara veya Instagram'dan mesaj atanlara o şekilde cevap verdik biz. Hani biz değiliz. Sadece yakınımızdaki bir yeri paylaştık. Ve bizim daha önce de paylaşmıştık evet, evet. Bu arada bir iki kere. Gördük, şöyle hoşumuza giden köy evi çok seviyoruz biz çünkü. Eski köy evi yani. Öyle denk gelen de olunca çekiyoruz. Hem işte bizim gibi gelmek isteyenler olursa. Yani biz şanslıydık, evimiz vardı. Direkt geldik, ev aramadık ama o çok zorlu bir süreç. Takip ettiğimiz diğer YouTube kanallarından ve etrafımızdan duyduğumuz kadarıyla da. Evet. Belki bir yardım olur diye öyle denk gelince çekiyoruz. Ama yani sonra biz linç ediliyoruz. Yani evi biz satmıyoruz. Evin fiyatını da biz söylemiyoruz. Ya o fiyatıyla ilgili bir yorumumuz da yok. Yani şöyle bir yorumumuz olabilir fiyatıyla ilgili anca. Ya buralarda böyle gerçekten. Hani satılır satılmaz, o para eder o para etmez. Bunların bilirkişisi biz değiliz ama buralardaki fiyatlar bu. Çünkü yani, mesela biz bir yerde civarı böyle, evet. Aynen, bir dönüm bir arazi görü var mesela ve işte hani ev yapılabilir, imarlı bir arazi. İşte 600 bin lira olduğunu falan öğreniyoruz bazen işte burada eş dostla ya da konu komşuyla konuşurken. Ha, ucuzmuş oluyor artık fiyatlar buralarda, yani bu paraların ucuz olarak addedileceği memleketteyiz. Talep çok fazla çünkü. Ucuzmuş diyoruz hani, sanki bizim de öyle bir alım gücümüz evet. varmış gibi ama yani aşağı yukarı artık hani neredeyse bir sene olacak biz de buraya geleli. Zaten geçmişten de hani biliyoruz. Yani burada fiyatlar böyle maalesef. Pandemi ve bu doların işte euronun da acayip yükselişiyle var olan fiyatlar da arttı. Yani tabii adamın tabii. zaten duruyor arazisi, evi neyse işte. Atıyorum 500 bin diyor. Tamamen sallıyorum rakamları. Şimdi dolar yükseldi, iki katına çıktı. 1 milyon diyor şu an, ya da işte 800 bin diyor, 900 bin diyor. Hani onların da etkisiyle inanılmaz arttı. Bir tek evde değil ki. Yani ben şeyde bu işte kafesi, kümesin oradaki kafesi yaparken civata pul almaya gittim. Eskiden böyle işte civata isterdi. Bir avuç işte yeter mi? Yeter. Pul isterdim. Bir yeter mi? Şimdi sayıyla bayağı tane 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 sayarak satıyor artık insanlar. Yani her şeyin fiyatı çok fazla. Ya bir de bizim zaten böyle bir şey yaptığımız videolarda da görüyorsunuzdur. Mesela fırın videosunda özellikle belirttik bunu yani. Evet, orada işte bir çuval neydi? Çimento da 4 güne 4 fiyat vardı işte yani. Hani biz bunu burada çok yaşıyoruz. Sıklıkla da dile getiriyoruz bir şey yaptığımız videolarda. Hani mesela bu demir de işte bağ yapacağımız aynen. demir de aynı şekilde birkaç ay önce Avni amca işte 5,5 liraya almış kilosunu. Evet, biz aldık 8 liraya. Aynen. Ya 7 liraya aldık da 8 lira dediler ama daha önce de aldık falan deyince düştü. Yani hani... ya buğday da öyle. Tavuklara ben buğdayı 3 liradan alırken şimdi 6 lira hatta 5,5 deyince ucuzmuş geldi. Yani bu fiyatlar genel olarak her yerde arttı. Emlak olarak da Muğla bölgesinde çok arttı. Evet. Yani buna gerçekten bizim yapabileceğimiz bir şey yok ve yani böyle denk geldikçe paylaşıyoruz, çekiyoruz. Böyle bizim için de daha sonra oturup bakıyoruz, ne güzel bir şey falan diyoruz ama hani gerçekten böyle olacaksa çekmeyelim. Yani çekelim ve ama yayınlamayalım, bizim stresimiz azalır. Yani bir de, durumlar böyle yani. Emlakla ilgili aslında söyleyeceğimiz, paylaştığımız bu köy evi, arazi, zeytinlik, işte ne derseniz adına. Durumumuz budur yani. Yani biz seviyoruz o şeyi yapmayı, denk geldikçe çekmeyi. Ama hani böyle olumsuz yorumlara da buradan cevap verelim dedik. Hani ya da yanlış anlaşılmaları giderelim dedik. Çünkü şey de var yani, siz sadece o bölgeye mi bakıyorsunuz? Başka yerde eviniz, evler var mı, elinizde arazi var mı diye soranlar da oluyor. Evet yani
biz sadece bu bölge ama bu bölgeye bayağı evimizin bölgesinden sorumluyuz ve bu bölgeye bakmayı tercih ediyoruz. Bir ev aramayacağız ama sadece mesela şöyle, yani bir yakınımız vardı çok sevdiğimiz, yani bu YouTube'da video çekmek sayesinde tanıştığımız, buraya da geldiler misafir de oldular, Hollanda'dan geldiler hatta. Hasan abi ile Şakir abla, onlara da çok selamlar. Yani onların bizden bir şey rica ediyor, bir yerde bir şey oluyor, bakar mısınız diyor. Onlara evet bakıyoruz. Yani gerçekten emlakçı olarak yapmıyoruz bunu ama. Bunu bu komisyoncu olarak da yapmıyoruz. Yani bizim bir maddi bir çıkarımız, yani çıkarımız, karşılığımız bir şeyimiz yok işin açığı. Hani. Ya onlar bizim şimdi abimiz ablamız oldular. Ya aynen öyle. Onlar da buralardan bir yer istiyorlar. Bize de yakın olsun istiyorlar. Biz de denk geldikçe onlar için, onlar sonuçta her seferinde Hollanda'dan gidip gelemeyecekleri aynen için gidiyoruz. Bizim de yakınımızda oluyor zaten o yerler genel olarak. Gidiyoruz, bakıyoruz. Hani onlara fotoğraflarını yolluyoruz, videolarını yolluyoruz. Aynen öyle. Bir sonraki gelişlerinde canlı bakarlar ya da niyetleri varsa daha çabuk gelirler diye. Hani o şekilde mesela onlara yardımcı oluyoruz yani. Ha, ama bu demek değildir ki biz böyle herkes için yani kapı kapı gezip bir yer arayacağız. Yani gerçekten buraya gelip bir şeyleri yani ciddiye alıp bir şeyler yapmak isteyenlere tabii ki yardımcı oluruz. Bununla ilgili bir sıkıntı yok ama yani sen bize oradan bir yerde bak. Yani bu bizim işimiz değil. Onunla ilgili zaten Muğla, Fethiye, işte Seydi Kemer, Emlakçı diye bir arama yapılırsa yüzlerce insan çıkacaktır. Onların da işi o. Bizim işimiz o değil ama en azından yani, bunu söylemiş olalım. Yani ister yardımcı olmak tabii ki. Ama ve lakin hani bizim de işte ne bileyim bahçede, evde, şurada, burada işlerimiz var. Evet. Takdir edersiniz ki. Şöyle göstereyim. O yüzden yani mesela daha işte üzüm bağına başladık. Ne zaman yayınladık? Bir hafta 10 gün geçmiştir oldu. Belki. Daha onu mesela bitiremedik yani hani. Hem havalardan ötürü hem işte başka işlerden ötürü. Ondan sonracığıma mesela gübrenin bir kısmı atıldı, bir kısmı atılmadı evet. Yine hava ötürü. Aynen öyle. Fırının revizyonu var, onu yapamadık. Burada büyük büyük zeytin ağaçlarımız var, bunların budanması gerekiyor. Yani bu yani verime yönelik değil de gençleştirmeye yönelik bir budama olacak. Bu da çok ciddi bir iş. Bilmeden bir şey de yapmak istemiyoruz. O yüzden evet, çok araştırıyoruz. Bilenlere soruyoruz. İnternetten araştırma yapıyoruz. Burada izleyenler arasında gerçekten bilen varsa bizi yönlendirirse, fikir verirse ya da işte şu kişiye ulaşın. Aynen. O bilir bu işi gibi bir şey varsa bilginiz, bizi yönlendirirseniz seviniriz. Çok seviniriz. Yani kör düzen bir şey yapmak istemiyoruz. Onun dışında Melda üşüdü gene çok. Ya bu arada şey değil yani, tabii ki bir İstanbul Ankara değil burası ama burası için gerçekten soğuk hava yani. Evet, bir de sen zaten üşüyen bir insansın. Ben sanırım. Zaten evet ekstra üşüyen aynen bir insanım ama hani burası yani mesela şu an yayla tarafı, hani bizim evet Afyon üstünden yola çıktığımız yer karla kaplı yani. Hani bu sabah öyle videolarını, fotoğraflarını gördüm. Bayağı yol kar. Ya şöyle bir de minik gezinti olsun bahçede. Bu yeni ektiğimiz zeytinleri de gösterelim. Ya o ektiğimiz günden beri işte son iki gündür yağmur yok. Ve yarın yağmur olmayacak. Parçalı bulutlu yağıyor benim. Ha, ara yağıyor. Ama yarın öbür gün hava güzel olacakmış. Burada o zaman bu budama tarafında bir daha bakacağız. Bu ektiğimiz zeytinlerin biri. İşte burada da var. Aşağı doğru gidiyor. 14 tane ektik buraya en son zeytin. Köyde geçinmeye dair fikirlerimizin arasında emlakçılık yok. İşin açığı. Hani onu söyleyelim. Biz daha nasıl anlatayım ya, topraktan bir şeyler kazanabilmeyi, onu tekrar toprağa verebilmeyi falan arzulayan insanlarız. Aynen. Üretim yapma derdindeyiz. Üretim yapmak istiyoruz. Adım attık. Bunu devam ettirme derdindeyiz. Bir adım attık derken? Bir saniye. Arıcı arkadaşımız. Dur şimdi. Ben yokum bir anda geldim. Adım attık derken şöyle. Ya arıcı arkadaşımız Ali'nin videosunda da söylemiştik. Hani sonlarına doğru. Bir minik Shopier hesabı açtık. Zaten yazdan beri siz de yani takip edenler, izleyenler varsa biliyor. Hani zeytin topluyoruz, sıktırıyoruz, zeytinyağı yapıyoruz. Nar topladık, işte sıktırdık, nar ekşisi yaptık. Hani onlar bizim için gerçekten fazla. Onları işte Shopier hesabında onları koyduk. Bir de yazanlar da vardı o zamanlar. Hani evet, tadına bakmak isteriz, almak isteriz, satıyor musunuz? O zaman daha
Yani aklımızda vardı bu ama daha hayata geçirmemiştik. Hayata geçireli de bir süre oldu. Ama duyurmakta geç kaldık. Bilinçli bir geç kalıştı bu. Evet yani. Ondan sonracığıma. Neyse şu an hani satışta Muaf Çiftlik, Shopier hesabı, yine bilgilere de yazarız. Orada birkaç ürün daha var. İşte Arsaköy'den yine komşularımızdan aldığımız üzüm pekmezimiz var. Bizim üretimimiz olmayanları da mümkün mertebe dikkat ediyoruz. Ya o İlaçsız üretim, olsun, üretim üretimini bilelim. De, aynen. Hani doğal olsun. Hani organik yanlış bir kelime. Ya evet, içi bize boşaltılmış göre, bir doğallık değil ama bahsettiğimiz. Hani olabildiğince yani bizim bahçeye nasıl ilaç girmiyorsa, hani zeytinimize, narımıza ne kadar güveniyorsak, diğer koyduğumuz ürünler de güvendiğimiz, bildiğimiz ürünler olsun istiyoruz. Bal da aynı şekilde öyle. Alinin balı. Kendi üretimi. Temiz üretim. Zaten o da bir şehirden köye göç hikayesi. Evet. Kendi 30-40 tane kovanıyla kendisi butik üretim yapıyor. Onun ballarını koyduk. Hmm. Ben naçizane erişte yapıyorum. Evet, böyle şeyler var. Hani yine Melek teyzeden öğrendiğim tarif ve yöntemle. Onu da videosunu paylaşmıştık zaten yaz sonunda yaparken. Hani böyle böyle birkaç tane çok sayılı, az sayıda, yani stoğu da az sayıda olan, ürün çeşidi de az sayıda olan böyle ürünlerimiz var. Onunla uğraşıyoruz yani. Onu genişletmek için aslında, çeşidi arttırmak için çabalıyoruz. Hani belki ne yapabiliriz, ne koyabiliriz, ne bulabiliriz bizim gibi üretim yapan. Ya da bir zeytinlik de bakıyoruz bir yandan. Böyle yani kiralayacağımız ve orada üretim yapabileceğimiz. Ama tabii hani bugüne kadar gene böyle çok kimyasal girmemiş bir tabii. bahçe öyle bulmak niyetimiz. O yüzden dağlarda zeytini kovalıyoruz eski zeytinlerden. Yani böyle işte gayelerimiz var. Bir yandan işte bahçedeki bu işlerle uğraşıyoruz. Hani üzümümüzü ekeceğiz inşallah, asmamızı, o zaman kendi pekmezimizi koyabileceğiz evet. olduğu zaman hani. Bu çardak böyle kalmayacak. Bu çardak yukarı doğru da devam edecek bu arada. Yani işte 2,5 metre, 5 metre burası. 5 metre daha yukarı çıkacak. Belki 5 metre de daha sağa dönecek. Yani öyle bir Hı-hı. gaye var. Yani bu böyle olduğuna bakmayın. Allah! Fırında ya. Kedi yapacağız daha sonra. İşin var senin orada, ayakların simsiyah, eve gireceksin. Oğlum şimdi. Olmuş mu fırın? Ne diyorsun fırın hakkında? Mantar böyle bembeyaz bir kedi ama pis yerlerde dolanmayı. Sakın oturma oraya. Gel. Mantar gel. Gel. Gel oğlum. İn aşağı. Gel. Mantar demek ki yağmurda buraya sığınıyor. Gel gel. Oturdu. Neyse biz onu bırakalım, o gelir. Köpekler de acıkmış, sesleri geliyor. Evet. İşte mesela buradan böyle yürüyeceğiz ya, tepemizde üzümler olacak. Durumumuz bu yani. Birkaç gündür böyle birlikte video çekmememizin de sebebi bu aslında. Köy işlerinin yanında bir de ev işleri var. Evle ilgili de uğraşıyoruz. Erişte yapıyoruz. Bir erişte üretimimiz var. Zormuş. Evet, şu anlık kapasitemiz günlük yarım kilo. Bir paket. Bir paket. Yani. İleride artacağını ümit ediyoruz. Bu arada böyle yine Instagram üzerinden mesaj atan ya da böyle görüntülü ya da sesli görüşme yaptığımız insanlar oluyor. Onlara buradan çok selamlar. Evet. Hasan akşam abi, da yine. En son Hasan abiyle konuştuk. Sana da çok evet. sevgiler. Çok yani, sağ olun. Çok çok güzel yorumlar yapanlar evet. da var. Böyle arayıp yani ne güzel insanlarsınız siz diyenler, böyle bizi mahcup edenler evet evet böyle var. Hani çok mutlu oluyoruz gerçekten iyi yorumlara, hani güzel dileklerde bulunanlara. Çok teşekkür ederiz. Selamlar, sevgiler yollarız. Aynen öyle. Konuşurken yani dinlerken daha doğrusu böyle küçülüyoruz. Böyle çok motive edici de şeyler bu bir yandan. O yüzden çok sağ olun. O zaman biz eve girelim. Ondan sonra akşam yemeği bakalım. Tamam. O zaman şöyle çevireyim sana. O zaman evimize. Esiyor. Koş. Ben çocukların buraları bile toplayamadım.
Koyamamış. Ben çocukların da mamasını vereyim. Bakışlara bak. Geldim kızım, geldim. Geldim. Tamam.